Ömer Faruk Şifçi, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Süheyla Hanım. Öncelikle hayırlı olsun. Hepimize hayırlı NB olsun. TV'ye renk atıyorsunuz. Bol izleyicili olur inşallah programınız. Ben renk Evet. atacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi beklerken ben aktardım. Sırayla başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Bursa'dan bize ne haberler var? Ya tabii şöyle, bugün aslında hem gazetemizde hem de sabah ekonomi masasında bu konular bir nebze irdelendi. Bugün ben de köşemde yazdım işte tahşiş konusunu, Köfteci Yusuf olayını. Burada tabii ciddi bir aslında bir komplo gibi duruyor. Yani çok inandırıcı bir durum değil. İşte 12 bin çalışanı olan, 280 şubesi olan işletmenin basit olarak böyle bir yola tevessül edeceğine inanmak gerçekten zor. Bunun arkasından ne çıkar tabii bunu bilemiyoruz ama ben şunu söylüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda maalesef bir sorumsuzluk örneği sergilediğini düşünüyorum. Düşünün, 12 bin çalışan var, böyle bir zor bir dönemdeyiz. Anadolu'dan bir marka çıkıyor kendi çabalarıyla, kendi çabasıyla ve sizin ortaya koyduğunuz bir veriyle bu markayı adeta yerle bir etmeye çalışıyorsunuz. Bunun anlaşılabilir bir tarafı yok. Açıklamalar çok çelişkili. Şubat ayında alınan numuneler, Ekim ayında sonuçları açıklanıyor. Bu arada mahkeme süreçleri devam ediyor. Bu başka bir şekilde de çözülebilirdi ve oran çok ilginç. Binde bir oranında bir bulaştan bahsediliyor. Bu tür işletmeler tedariklerini sadece kendileri karşılamıyorlar. Bunlar büyük entegre tesislerden de alımlar yapıyorlar. O açıdan baktığımız zaman buraya bir komplo düzenlemek isterseniz aslında çok da zorlanmazsınız. Ben Köfteci Yusuf'un böyle bir komploya maruz kaldığını düşünenlerdenim. Ve bu markaya sahip çıkılması gerektiğine de inanıyorum. Buna Bursa sahip çıktı, ülke sahip çıktı. Bu süreçten görülen o ki Köfteci Yusuf da büyüyerek çıkacak. Bunu söyleyebilirim. Yani buradaki durumdan son gelişmeden Köfteci Yusuf'un bir şekilde çıkarının olacağını düşünüyorsunuz. Doğru mu anlıyorum Ömer Faruk Bey söylediğinizden? Yani bu durumdan haklı çıkacak diyorsunuz. Kolay değil. Yani çok kolay değil ama ben buradan baktığımız zaman Bursa'dan işletmelere, restoranlara baktığımız zaman burada sosyal medyadaki gelişmeleri takip ettiğimiz zaman evet buradan daha güçlenerek çıkacak gibi duruyor ama tabii kendisini de yapması gereken ödevler var. Bu Evet. konuda bir hayli geride olduğunu da söyleyebiliriz. Gerçekten bir asosyal bir kişilik. Çok böyle ortalarda görünmeyen kurumsal bir yapısı tam anlamıyla oturmamış bir firma ama böyle bir firmanın da 12 bin çalışan 280 şube bu şekilde yürümesi mümkün değil. Onun da bir takım tabii ki adımlar atması gerekiyor. Yani kurumsal iletişimini kuvvetlendirmesi lazım diyorsunuz. Peki, Kesinlikle, kesinlikle. Otomotiv tarafına da bir bakalım sizin. Tabii. Bir burada pazar daralıyor. Bursa'da işler nasıl? Siz nasıl görüyorsunuz rakamları? Otomotivcilerle konuştuğunuzda size neler anlatıyorlar Ömer Faruk Çiftçi? Şimdi tabii Bursa dediğimiz zaman artık otomotiv aklımıza Evet. geliyor. İşte bir dönem Amerika'nın Detroit'i gibi benzetmeler Evet. yapılırdı. O dönemlerde Detroit'in tabii iyi olduğu dönemler örneklenerek bu yapılırdı. Fakat sonrasında Detroit bir hayalet kente dönüştü. Şimdi geldiğimiz noktada bunun endişesi de başladı Bursa'da. Niye? Çünkü otomotivde ciddi bir daralma var. Yerlilik oranı işte bugün bizim gazetede de bahsettiğimiz gibi, yazdığımız gibi ciddi oranda geri geldi. %30'un altına geldi, %29'larda. Evet. Çin tabii olaya girdiği zaman bütün sistemi değiştirdi. Bundan 5 yıl önce otomotiv sanayicileri, yöneticileri hep şunu söylerlerdi. Yıkıcı bir dönüşüme hazır olmak zorundayız. Bu gerçekten geldi ve şu anda bunu derin bir şekilde hissediyoruz. Bu dönüşüm dünyada yaşanırken bize ikinci bir çarpan etkisi de ülkemizdeki ekonomik olaylar ortaya koydu. Tabii bu kadar sıkışan bir ekonomik durumda enflasyonun bir hayli yükselmesi, maliyetlerin bu kadar yüksek olması, döviz kurunun baskı altında tutulması, tamamen neredeyse %90'lı ihraç eden bir sektörün gelirinin sürekli sabit kalıp enflasyonla giderinin artması rekabetçiliğini de kaybettirdi. İşte geçtiğimiz aylarda kalıpçılar işlerini Çin'e vermeye başladılar. Kalıp çok önemlidir çünkü. Bütün sektörlerde önemlidir ama otomotivde daha da önemlidir.
Yerli üreticiler kalıphanelerinin bir bölümünü kapatıp Çin'e, İspanya'ya kalıplarını vermeye başladılar. Bu bir süreçti. Şimdi devamında tedarik sanayi hem daha rekabetçi ülkelere yatırımlarını götürmeye başladı, hem de dışarıdan ithal etmeye başladı parçaları. Çünkü daha cazip. Evet. Bu aslında ciddi sıkıntı yaratıyor. İç pazardaki daralma hakeza sektörün belini bir hayli bükmüş durumda. İşçi çıkarmalar yoğun yaşanıyor. Burada rekabette tabii ki belli bir avantaj sağlayabilmek için firmalarda ayakta kalabilmenin yolunu çeşitli yollar deniyorlar bunu yapabilmek için. Yüksek ücretli beyaz yakalılarla saat ücreti yüksek mavi yakalılar önden çıkarılanlar olarak dikkati çekiyor. İşte siz de takip etmişsinizdir. Evet. Tofaş bir var diye düşürdü üretimini. Avrupa'daki daralma da tabii ki bunlar da ciddi anlamda etkiliyor ve şu anda otomotiv sanayi tam bir kıskacın içerisinde, öyle söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz Ömer Faruk Çiftçi. Hem ilk yayında olduğunuz için hem de bize bilgileri aktardığınız için taze taze sıcak sıcak diyelim.